Şırnak'ta şehit olan Özel Harekat Polisi Ersan Gürpınar, memleketi Samsun'un Kavak ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi, kız kardeşi ve nişanlısı birbirlerinin ellerinden tutarak ayakta durmaya çalıştı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevliyken 15 gün önce geçici görevle gittiği Şırnak'ta terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan Samsunlu 23 yaşındaki polis memuru Ersan Gürpınar için Samsun'un Kavak ilçesindeki Merkez Merve Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cami avlusunda bekleyen şehidin annesi Fadime Gürpınar, nişanlısı Pınar Arslan ve kız kardeşi İclar Gürpınar birbirlerinin elini sımsıkı tutarak dik durmaya çalıştılar. Şehidin bazı arkadaşları tabutun başına gelerek feryat etti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazını Samsun müftüsü Veysel Çakı kıldırırken şehidi uğurlamaya gelen binlerce vatandaş gözyaşlarına boğuldu. Şehidin babası Yılmaz Gürpınar ve erkek kardeşi Okan Gürpınar cenaze namazını Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'la yan yana kıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin naaşı cenaze aracına konulurken şehidin nişanlısı ve kız kardeşi yakınları tarafından güçlükle araca bindirildi. Şehidin annesi Fadime Gürpınar ise oğlunun naaşı cenaze aracına konulduğunda fenalık geçirdi. Şehidin cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun Valisi İbrahim Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken, AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, CHP Samsun Milletvekili Hayati Tekin, MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, İlçe belediye başkanları, askeri ve mülki Erkan, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin cenazesi Kavak Kuzulan Mahallesi Aile Mezarlığı'nda defnedildi.